Değerli izleyiciler, bugün yine geçmişten geleceğe söyleşeceğiz. Biz geçmişi konuşuyoruz ama geçmişi sadece anlatmak için değil, günümüze ve geleceğe ışık tutsun diye konuşuyoruz ve Ayşe Işık Hanım'la konuşuyoruz. Evet, bugün Nevruz'u konuşacağız. Nevruz. Çin'de bulunduğumuz günler Nevruz günleri. Nevruz birçok anlam olmakla birlikte İmam Ali'nin doğum günü. Evet, ama önce şu Nevruz'un ne olduğunu bir konuşalım. Sonra İmam Ali'nin doğum günü olduğu için de İmam Ali'yi konuşalım. Buyurun, sor. Tabii ki. Sayın Zeybek, Türk dünyasının ve Fars coğrafyasının ortak bayramı olan Nevruz, yani yeni gün bayramı nedir? Evet, şimdi Nevruz sözcüğü bildiğiniz gibi Nev yeni demektir. Ruz da ya da Roz da söyleyişe göre değişir. Yani söz gelimi Farslılar Roz derler. İşte başkaları Ruz der. Bu arada söyleyeyim, bizim oruç sözü de oradan gelmedir. Hani oruç diyoruz ya. Bilmiyorum. Oruç aslında Farsçadır. Ruz. Yani Ruz tutmak. Gün tutmak. Hani gün aç kalınıyor ya. Türkler Türkçe'de sözün başında re olursa ona mutlaka başına bir sesli harf getirilir. Mesela Ramazan olur, ne olur? Ramazan. Evet. Rıza ne olur? Rıza. Tamam. İşte Ruz da olmuş. Oruza. 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 Mesela bugün işte bu oruç dediğimiz olguya Doğu Türkleri oraza derler. Hı hı. Yani Türkistan Türkleri oraza derler. Hı hı. Biz ise onu daha kestirmeye getirmişiz. Oruç yapmışız. O doğrudan geliyor. Ruz yeni gün demek. Yani yeni gün. Nev Ruz ya da Nev Roz. Evet. Ya budur yani. Peki nedir bu? Aslında bir dua olayı. Hı hı. Ve çok bayramlar içinde en doğal bayramdır bu. Hı hı. Neden? Çünkü gerçekten bugün gün ve tün eşitlenir. Evet. Gün ve gece yani. Gün ve tün eşitlenir, sonra gün uzamaya başlar. Hı hı. Yani bir anlamda karanlığa karşı aydınlığın yengisidir. Gelmesi. Yengisidir, evet. Utkusudur. Evet. Yani zaferi. Zaferi diyorsunuz peki, zaferidir. Yani siz tercüme edin benim öz Türkçe sözlerimi. Evet, utkusudur. Evet. Yani artık güneş daha çok görünmeye başlar yeryüzüne. Böylece doğa olayıdır. Evet. Yani eşit olduğu gün de önemlidir. İkinci gün de önemlidir. Evet. Söz gelimi 21 Mart'ta kutlanır dünyanın birçok yerinde, yani Türk dünyası diyelim. Yeryüzü Türklerinin ve Farsi dil konuşanların ortak bayramıdır. Ama Kazaklar 21'inde değil 22'sinde kutlarlar. Herhalde orada öyle bir mantık gelişmiş. 21'inde eşit, 22'sinde uzadı. Uzadı yani, artık güneş yendi karanlığı. Hı hı. Daha uzun oldu filan. Evet. Bu olay, bu olguda tartışma yok. Hı hı. Tamam. Bundan sonra ne söylersek tartışmalıdır. Evet. Çünkü söz her ne kadar Farsça olarak yaygınlaşmış ise de, yani Nevruz ya da Novruz ya da işte Novroz gibi yaygınlaşmış olsa da söz gelimi Kazaklar buna Nevruz da derler. Ama aynı zamanda Ulustun Ulukünü. Tam Kazakçasını söyledim. Ulustun Ulukünü. Ya ulusun ulu günü. Ve Ergenekon günü de derler. Evet, buyurun. Çok önemli bir bayram olduğu anlaşılıyor. Çok önemli bir bayram, doğal bayramdır, evet. Yani bir de evet. Evet. Nevruz'a Altay Türkleri Cılgayak Bayramı, Azerbaycan Türkleri Ergenekon, Bozkurt, Ölüler Bayramı, Başkurt Türkleri Ekim Bayramı, Gagavuzlar İlk Yaz, Doğu Türkistan Türkleri Yeni Gün, Başbahar Bayramı, Karaçay Balkar Türkleri Gutan, Sabantoy, Tegritoy, Kazakistan Türkleri Navruz, Nevruz Köce, Ulus Günü,
Kazan ve Kara Kalpaklar Ergenekon, Kumuk Türkleri Yazbaşı, Türkmenler Teze Yıl. Ya taze yıl ya. Evet. Teze. Uygur Türkleri Yeni Gün diyorlar. Evet. Buradan da anlaşılıyor ki aslında Yeni Gün Bayramı Türk coğrafyasına ait bir bayram ve asırlardır kutlanıyor. O zaman neden biz bunu geç fark ettik Sayın Bakanım? Bize ait bir bayram oldu. Türkiye Türkleri. Aslında Türkiye'de vardı o. Vardı. Ya eskiden kutlanırdı. Sultan evet. Nevruz diye kutlanırdı. Evet. Yani bizim bölgemizde de yine işte benzeri şeyler yapılırdı. Hatta Osmanlı Sarayı'nda o gün resmi bayramdı. Hı hı. Onlar da Sultani Nevruz olarak kutlarlardı. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yine daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce de Ankara'da kutlanmıştır. Fakat sonra unutuldu. Yani nedense bizim alanımızda yani bu Türkiye alanında Nevruz çok kullanılmaz oldu. Sadece Aleviler tabii bunu hiç unutmadılar. Çünkü İmam Ali'nin doğum günü. Bir de Türkiye'de bölücülük olayı başladığı zaman kendilerini toplam Türklerden ve Türkiye ulusundan, Türkiye Türk ulusundan ayırmak isteyen bölücüler. Dediler ki bu Kürtlerin bayramıdır. Alakası yok. Yani ve buna da inanıldı. Yani Kürtlerin de bayramıdır. Doğru. Kürtlerin Türk olduğunu gösteriyor aslında. Ya mesela yani. Evet. Fakat tabii bu da söylenebilir. Evet. Bu arada ben Kültür Bakanı olunca bakan olarak ulusumuzun ve Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutluyorum diye açıklama yaptım. İki tepki aldım. Bir tepki, bir takım böyle liberal geçinen ama bölücülere çanak tutan bir takım yazarlar, ya bu Kürtlerin bir bayramı vardı, bu namı Kemal Zeybek onu da ellerinden alıyor dedi. Hafıza kaybı. Kötü niyet yahu, kötü bilgisizlik. Niyet. Evet. Yani Kürtlerin bir bayramı vardı kardeşim, ellerinden almıyorum. Eğer Kürtlerin bayramıysa kutluyorum, ne istiyorsunuz? Ama bir takım kendini çok milliyetçi zanneden bilgisizler de İlham-ı Kemal Zeybe'yi görüyor musunuz? Bölücülerin bayramını kutluyor. Gerçekte ise ben Nevruz'un ne kadar önemli olduğunu Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Türk yurtlarına yaptığım gezilerde gördüm. Ne kadar önemli. Bir hafta kutlanır. Hazırlıklar yapılır yani o yerlerde. Aslında Sovyet zamanı yasaktı biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii Nevruz yasaktı. Sonra Sovyetlerin artık dağılmasından sonra, hatta dağılmasına yakın artık Sovyet etkisi bu Türk Cumhuriyetleri üzerinde çok fazla olmayınca birdenbire Nevruz patladı. Ve Nevruz resmi tatildir. İki gün, üç gün filan. Resmi o gün tatil günüdür. Tabii. Yani söz gelimi Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatil değildir. Türk dünyasında. Türk Cumhuriyetlerinde ama Nevruz günü tatildir. Tabii bu arada onu da söyleyeyim. İran gibi din devleti olduğu işte söylenen bir ülkede Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı iki gündür. Böyle bizdeki kadar böyle üç gün, dört gün falan bayram yok. Nedense bizde öyle olmuş. Her neyse. Dönelim biz. Evet. Yani Nevruz çok büyük törenlerle kutlanır Türk Cumhuriyetlerinde ve şöyle başlar. Yani söz gelimi Kazaklar'da, ben en çok orada bulundum, konuşmalar da yaptım meydanlarda, televizyonlarda Nevruz'la ilgili. Efendim çeşitli çadırlar kurulur. Her kurumun bir çadırı vardır. Yani üniversitemiz, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak çadır kurarız. Valilik çadırı kurar, başka kurumlar, okullar, çadırlar kurarlar. Konuklar o çadırlara girerler. Orada türlü yiyecekler ikram edilir. Nevruz Koca diye bir yani aşureye benzer yine bir yiyecek vardır. Bu arada buğday çimlendirilir filan. Evet. Yani yumurta boyuyorlar. Yumurta boyanır, çakıştırılır filan. Evet. Biz mesela bunları bizim köyde yapardık. Hı hı. Ama mesela bunların
yapıla geldiğini yine Güney Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının elbette en büyük şairi Şehriyar Heyder Baba'ya Selam adlı o destan şiirinde bir yerde öyle diyor. Yani bu işleri yaparken yumurtanı göyçek güllü boyardık. Çakkıştırıp sınanların soyardık. Oynamaktan bir cemeğer doyardık. Ay özümü ezdiren günlerim. Ağaç minip at gezdiren günlerim. Evet. Yani bu bayram bu şekilde çok etkilidir. Tabi bir süre sonra ben bu Nevruz'unuz kutlu olsun diye açıklama yaptıktan sonra resmi açıklamaydı bakan olarak yapıyordum. Nevruz gününün bayram tatili yapılması için de uğraştım. Fakat tabii kolay değil bu işleri. Bakan da olsanız kabul ettirmek kolay değil. Ama ben yine Nevruz'u kutlamayı sürdürdüm. Nevruz Türklerin bayramıdır. Evet. Yani birisi kalkıp derse ki Nevruz Kürtlerin bayramı değildir. Hayır, Kürtlerin de bayramıdır ama zaten Kürtler bana göre dilleri Farslaşmış Türklerdir. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bravo. Ama bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Hiç kimse de şunu demesin. Yani Kürt diye bir şey yoktur. Efendim dilleri yoktur. Var. Yani ne demek yoktur yani? Var. Kırmançça diye bir dil var. Ama oluşmuş. Artık isterse yani Oğuz Han'ın torunları olsunlar. Evet. Bugün böyle bir dil oluşmuş. Onu inkar etmek de doğru değildir ama hani Kürtlerle Kürt olmayanlar diyelim Türkler arasında ortak bayramdır. Evet, sizin söylediğiniz gibi Fars dilli, Farsça konuşan halklarda yani İran'da, Afganistan'da ve diğer işte Farsça konuşan Tacikistan'da, Tacikistan'ın %70'i Tacik, %30'u Türk'tür. Hı hı. Ama Taciklerin diliyle Farsların dili çok yakındır. Hı hı. Yani birbirine çok yakın iki dildir. Ya bu coğrafyada Araplarda yoktur. Araplarda böyle bir şey yok. Dün bir toplantıya katıldık Nevruz'la ilgili. Arapça Kur'an okuyarak başladılar. Dedim kardeşim bunun Araplarla bilgisi yok. Kur'an'ınızı caminizde okuyun Arapça olarak. Bir şey demeyiz ama burada niye okuyorsunuz? Yani işleri karıştırmayın birbirine. Maalesef. Dedim. Kafa karışıklığı. Evet. Buyurun. Hazreti Ali'nin doğum günü olduğunu da söylüyorlar Nevruz hakkında. Evet. Bir de Hazreti Muhammed, Hazreti Ali için Ali ilmin kapısıdır demiştir. Evet. Bu söz ne anlama gelmektedir? Evet. Şimdi Ali ilmin kapısıdır sözü. Ne yazık ki insanların belleklerinde din konularıyla birlikte bilim ya da ilim denilince hemen akla din bilimleri geliyor. Yani mesela bunu birçokları şöyle anlıyorlar. Demek ki Hazreti Ali din bilimlerinin kapısıdır. Tabii ki din bilimlerinin, din bilgilerinin de kapısıdır. Din bilimleri diye bir şey olmaz. Bilim aklın, insan aklının ürettiği ve reddedilebilir, kabul edilebilir olan bilgi dallarına denir. Yani din bilgileri ise nastır. Evet. Evet. Ama şimdi zamanla yani peygamberden sonra oluşan bazı bilgi dalları var. Hı hı. Nasıl? İşte peygamberin söylediği, söylenen hadisler gerçekten onun tarafından söylenmiş mi, söylenmemiş mi? İşte hadislerin zinciri, yani şöyle bir zincir vardır. Peygamber söylemiş, o kim duymuş, o kime söylemiş, o kime söylemiş, o kime söylemiş, o kime söylemiş. İşte diğer bu Kütüb-i Sitte yazarları, İmam-ı Buhari ve diğerleri de bu zinciri anlatarak yazarlar bu hadistir diye. Ama yani kulaktan kulağa giderken bir söz ne kadar gerçek kalır? Bunu birçok denemeyle biliyoruz yani. Şöyle 20 kişiyi koyarsınız, siz bir söz söylersiniz. Kulaktan kulağa bir süre sonra o bambaşka bir söz çıkar. Evet. Ama işte hadis ilmi diye bir ilim var. Usulü hadis ilmi. Bak bak bak. Tefsir ilmi yani. Kur'an'ı nasıl anlayacağız ilmi. Ama onun da bir usulü. Usulü tefsir ilmi. Kelam ilmi. Tasavvuf ilmi. Efendim gibi. Fıkıh. İşte, fıkıh ilmi. Güzel. Fıkıh ilmi. Yani fıkıh dedikleri İslam hukuku. Hı hı. Bütün bunlara ilim dediler. Ama pozitif bilim değil bunlar. Bunlar bilgi dalıdır. Evet. Bunlar ilim değil, bilgi dalıdır.
Dolayısıyla İmam Ali'nin dini herkesten iyi bildiği bir gerçek. İlk Müslüman erkek, ilk Müslüman kadın Hatice, ilk Müslüman erkek de Hazreti İmam Ali. Ali bir. İkincisi sürekli peygamberin yanında. Evinde büyüdü yani. Bir nevi onun oğlu gibiydi. Oğlu gibiydi yani. Evet. Oğlu değildi ama oğlu gibiydi. Hep yan, damadı, hep beraberler. Ve hepsinden iyi biliyor. Efendim peygamber kendisi yerine onu vasiyet etti. Kadir-i Hum denilen olayda haç dönüşünde benden sonra sizin vasiniz odur dedi. Dinlemediler ama peygamber söyledi. Dolayısıyla peygamberin din bilimlerini, din bilimini yani Kur'an'la ilgili bilgileri böyle bilimler demek yanlış, böyle bilimler yok. Din bilgilerini en iyi Ali'nin bildiği bir gerçek. Bu gerçeği kabul edenler var, etmeyenler var ama bu gerçek. Yani etmeyenler ne diyor? Ali de bilir ama Ömer de bilir. Ömer de bilir, Osman da bilir. Osman da bilir, Abdurrahman bin Avf da bilir. O da bilir, bu da bilir diyenler var. Olabilir derler, bir şey demiyoruz. Ama şimdi söyleyeceğimi ise değerli izleyicilerimin çok uyanık dinlemelerini istiyorum. Belki bunu ilk defa duyacaklar. Sanırım siz de ilk defa duyacaksınız ve şaşıracaksınız. Peygamberin sözünü doğru anlamak lazım. Ali akıl bilimlerinin kapısıdır çünkü o bir hakimdir. O bir filozoftur aynı zamanda. Felsefeci. Felsefeci ve hikmet ehli. Hı hı. Zaten bir başka hadiste de Ali hikmetin kapısıdır diyor. Hı hı. Hikmet ne? Ha. Şimdi bakınız, yani çok dikkatle izlemenizi istiyorum değerli izleyicilerim ve bunu yaymanızı istiyorum. Bu bilinsin. Bu hani ne derler, dost düşman herkes bilsin. Ya Alevi olan bilsin, Alevi olmayan bilsin. Müslüman olan bilsin, Müslüman olmayan bilsin. Çünkü Ali'yi sevmek ve beğenmek için Müslüman olmak bile koşul değildir. Müslüman olmayan birisi de Ali'yi sevebilir ve benimseyebilir. Nitekim bir Hristiyan'ın yazdığı 5 ciltlik İmam Ali ile ilgili bir bitik vardır. Kitap. Evet. Şimdi bakınız. Tam buradan okumak istiyorum ki ben de bir yanlış yapmayayım. Çünkü benim matematiğim iyi değil. Bunları zaten ezberden de söyleyemem. Soru. Şimdi değerli izleyiciler size soruyorum. Yahudi birisi geliyor. Yahudiler tabii biraz, Yahudilerde bilgililer var. Falan gelip soruyor. Diyor ki birden ona kadar tüm sayılara kusursuz bir şekilde bölünen sayı hangisidir? Yani öyle bir sayı olacak ki 1'e böleceksin, 2'ye böleceksin, 3'e böleceksin, 4'e böleceksin, 5'e, 7'ye, 8'e, 9'e, 10'a böleceksin ve küsur olmayacak. Net, tam bölünecek. Tam bölünecek. Siz biliyor musunuz hangisi olduğunu? 1 ve 0. Yok, o zaman bir daha söyleyeyim. Siz anlamadıysanız kimse anlamadı demektir. Sayıyı bunlara böleceğiz. Ha, pardon, tamam. Öyle bir sayı bileceğiz ki, öyle bir sayı söyleyeceğiz ki, bu sayı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 1'e zaten bölünür. 8'e, 9'e, 10'a yani 10'a kadar bütün sayılara bölünecek ama küsur olmayacak. Oo. Tam bölünecek. Sonsuz. Hangi sayı o? Bilemedim. Kim biliyor ki siz bilesiniz? Ben de bilmiyordum. Belki sizin matematiğiniz iyidir diye. Matematiğim iyi ama soru bunu zor. Bak şimdi. Söyledi. İmam Ali'ye soruyorlar. Kitabın adı Allame Meclisi, 1983 baskısı, cilt 40, sayfa 187. Kaynak da söylüyorum. Evet. Bakın çetin bir konu olduğu için yine söylüyorum. Öyle bir sayı olacak ki, İmam Ali'ye soruyorlar. Diyorlar ki, ya Ali, öyle bir sayı söyle ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölelim ve küsur olmasın. Net olsun. Tam olsun. Ali diyor ki İmam Ali, haftanın günlerin sayısıyla senenin günlerinin sayısının çarpımıdır. Haftanın günleri kaç? 7. Senenin günleri kaç? Çarpıyorsunuz ve 2520 çıkıyor. Evet. Güneş takvimine göre mi, senenin günleri ay takvimine göre? Onların takvimine göre. 2520 çıkıyor. Ya biraz
fark etse de önemli değil. Evet. Yani ama sonuçta 2520. Ve bu. Cevap buymuş. Tabii. Ama Ali bunu doğrudan rakam vermiyor. Haftanın günlerin sayısıyla senenin günlerin sayısını çarpın diyor. Tamam. Peki. Bir başkası diyor ki peki diyor yani neredeyse sınava alıyorlar yani. Hı hı. Güneşin çevresi ne kadardır? Güneşin çevresi. Hı hı. Güneşi insanlar görüyorlar işte bir tencere kadar falan ya bir sini kadar en fazla. Evet. Değil mi? Evet. Ama güneş öyle değil ki güneş çok büyük. Peki bunun çevresi ne kadar diye soruyorlar. Ne cevap veriyor? Ha, bakalım ne cevap vermiş. Diyor 900 kere 900 fersahtır. Fersah o zaman 12 bin adım demek. Ama şimdi burada tabii incelik var. Adım göreceli bir kavram. Dolayısıyla biraz fark edebilir yani adıma göre fark edebilir. Doğru. Demek ki kendi adımına göre söylüyor İmam Ali. Diyor ki 900 fersahla 900'ü fersah çarpın bulursunuz diyor. Çarptık. Efendim 4 milyar 604 milyon 850 bin. Peki günümüz bilim adamları artık metreyle ölçüyorlar. 4 milyar 368. Arada şöyle bir 6 fark var ama o da fersahın ayak olarak ifadesinden geliyor. Yani bu gerçek. Başka? Ayın çevresine kadar peki diyorlar. Efendim diyor ki 40 çarpı 40 fersah. 1600 fersah yani. Bu da 9 milyon 96 bin. Evet. 9 değil de 10 milyon. Ama yani yine... Yine adım farkı. Adım farkından. Peki diyorlar... İmam Ali'nin yine sözlerinden. Gökyüzündeki yıldızların yeryüzündeki şehirler gibi şehirleri vardır. Her kent, her şehir yani. Dikey doğrultuda bir ışık ışınıyla bağlıdır. Bu dik çizginin gökyüzündeki uzunluğu 250 yıllık bir yolculuk uzaklandığıdır ışık hızıyla. Ya bu nasıl bir şey bu yani? Bu ya İmam Ali deyip geçtik biz öyle değil. Başka bir söz diyor ki öyle sesler vardır ki diyor Allah'tan başka kimse duymaz o sesleri. Çok yüksektir diyor. Öyle sesler vardır ki yine Allah'tan başka kimse duymaz. Çok düşüktür diyor. Biz diyor ikisi arasındaki sesleri duyarız. Evet. Doğru, bilim kanıtladı. Çağdaş bilim bunu söylüyor. Çünkü biz eğer çok yüksek sesleri duysak sağır oluruz. Hı hı. Yaratıcı öyle bir yaratmış ki çok yüksek sesleri duymuyoruz. Çok alçak sesleri duymuyoruz. Bize gerekli olan sesleri duyuyoruz. Peki bunu İmam Ali nereden biliyor? Çünkü o bir alim. Yunus Emre'nin de bir... ilmin kapısı. Yunus Emre ne diyor? Söyleyin. Sordum sarı çiçeğe. Hı. Annem babam var mıdır? Yani o çiçeklerin de bir titreşim yaydığını bir nevi bir hikmet yoluyla bilerek konuşmuş gibi. Doğrudur. Ben o iş üzerinde durmadım ama doğrudur. Şimdi demek ki İmam Ali'nin bilgini akıl bilimlerinde bilgidir. Evet. Ve sonra başka bir konuda yine geliyorlar İmam Ali'ye. Daha doğrusu önce Ebu Bekir'e gidiyor Yahudiler. Bu Yahudiler Yaman. Çok. Nerede oluyor bu? Mekke'de. Mekke'de biliyorsunuz bir koalisyon hükümeti kuruldu. Hı hı. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler oradaki işte Mekke halkı birlikte bir yönetim kurdular. Bir Medine sözleşmesiyle. Yani orada Yahudiler de bunun için, işin içinde yani. Dolayısıyla görüşüyorlar. Yahudilere dokunmuyorlar. Yani Yahudiysen Yahudi. Hristiyan'a dokunmuyor. Ya illa Müslüman olacaksın diye bir şey yok. Müslüman, Hristiyansa Hristiyan. Hatta aslında müşriklere de dokunmuyorlar. Yeter ki edepsizlik yapmasın. Yani dursun, durduğu yerde dursun, savaş açmasın falan. Şimdi orada Yahudiler Ebu Bekir'e gidiyorlar. Ebu Bekir Medine'de oturuyor ya o da artık. Hı hı. Çünkü İslam devletinin merkezi Medine oldu. Evet. Mekke değil. Ebu Bekir'e gidiyorlar. Diyorlar ki
Ey Eba Bekir, sen bu Müslümanların en akıllısı olduğun için seni başlarına getirdiler. Sana bir sorumuz var. Allah nerede? Ebu Bekir de Kur'an'dan bir ayeti hatırlıyor, anımsıyor. Diyor ki Allah arşın üstünde. Öyle bir ayet var. Yani Allah 6 günde arşı yarattı, 7. gün üstüne oturdu ya da kapladı ya da istiva etti ama onu oturdu diye de tercüme ediyorlar. Arkasından tartışma başlıyor. Neyle oturdu? Allah oturunca hani insanlar oturduğu gibi mi oturdu falan. Hatta bundan hareket ederek bir takımları işte Allah efendim kıyamet günü baldırını açıp peygamberlere gösterecek. Şu lafa bak ya şimdi. Öyle de bir hadis uyduruyorlar biliyor musun? Ki oturunca baldırın dolması lazım Allah'ın. Yani nasıl bir Allah tasavvuru ha. Ama Ebu Bekir'in de aklı buraya kadar yetiyor. O ayeti hatırlıyor. Allah diyor orada diyor. Arşın üstünde. Arş ne yani? Yıldızlar aleminin bittiği yer. Orada oturuyor. Peki diyor Yahudi. Haham. Ya öyleyse Allah burada yok diyor. Oradaysa burada yok diyor. Öyle mi diyor? Ebu Bekir kızıyor çünkü bilmiyor yani söyleyecek karşılığı yok. Diyor ki çabuk kalkın defolun gidin. Bu sözler kafirlerin ve zındıkların sözleridir. Şimdi kılıcımı getiririm, sizin başınızı uçururum. Adamlar gidiyor. Gidip sağda solda alay ediyorlar. Ebu Bekir'le de alay ediyorlar, Müslümanlıkla da alay ediyorlar. Ya bunların dini de bu. En alimlerine sorduk. Allah nerede diye bizi arşın üstünde dedi. Bizi de kovdu falan. Bu dedikoduyu duyuyor. Hazreti Ali. Çağırıyor. Evet. Diyor ki gelin bakalım sizin ne sorduğunuzu ve size ne söylendiğini biliyorum. Duydum. Bir de benden dinleyin. Allah her yerdedir. Allah'ın olmadığı bir yer yoktur. Allah'ın olmadığı bir zerre yoktur. Hiçbir şey yoktur. Allah her yerde. Yani şimdi biz bugüne getirirsek Allah burada, 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 orada, burada, burada, her yerde. Evet. Sonsuz boyutta sayısızlık. Evet, tabii. Burası her yerde Allah. Diyor. Ama her yerde yerine burada dersen ya da işte orada arşın üstünde dersen olmaz. Sınırlıyorsun. Yalnız, o zaman sınırlıyorsun. Evet. Zaten onun başka bir Nehcül Belaga'da başka ifadesi var. Allah hiçbir sıfat ile tavsif edilemez. Yani hiçbir nitelik ile nitelendirilemez. Hani var ya Allah'ın 99 ismini sayıyorlar işte sıfatlarını işte bilim diye anlatıyorlar. Yoşu sıfatları. Diyor ki Allah'a sıfat yakıştırırsanız onu darlaştırırsınız diyor. Onlar insanlar anlasın diye. Yani Allah'ın adı filan insanlar aç. Allah'ın adı olur mu ya? Allah. Allah biz Allah diyoruz. Tabii şu soru geliyor. Allah Allah olmadan önce neydi adı? Bu ne demek? Allah hiçbir şey yaratmadan önce hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Kendisinden başka adlandırılacak bir görüntü yok, bir şey yok. O zaman adı neydi? Ha, o ona işte mutasavvıflar o derler. Hu o demektir. Hani hu zikri vardır ya. Evet. İşte belli bir yerde o başlar. O demektir. O. O kadar. Zat adı odur. O. O. At mı? Ha. İmam Ali diyor ki Allah hiçbir sıfat ile tavsif edilemez. Çünkü o sonsuzluğun kendisidir. Ve diyor ki sizin kitabınızdan da getirin okuyayım. Size delil getireyim okuyup geldiğiniz Tevrat. Yani demek ki İmam Ali de tabii İmam Ali de peygamber de hepsi Tevrat'ı da biliyor, İncil'i de biliyor. Muhtemelen Avesta'yı da biliyor. Ne varsa biliyor. Yani İmam Ali kitap okumadan nasıl bu kadar bilimler? İmam Ali bilimleri biliyor. Sonra bilimlerden bilgi üretiyor ve akıl bilimleri. Hep onu söylüyorum yani. Akıl bilimleri. Bu niye ısrarla söylüyorsun? İmam Ali'yi doğru anlamak lazım. Evet. Yani sadece Zülfikar ve savaşçılık değil. Sadece o değil yani. Evet. Doğru anlamak lazım. Evet.
hep İmam Ali'yi bize savaşçı olarak tanıtıyorlar Sayın evet. Bakanım. Siz çok güzel bir konuya parmak bastınız. Evet. Sadece savaşçı değil, aynı zamanda felsefeci. Felsefeci ve alim. Alim, evet. Ve akıl bilimleri alim. Evet. Yani o günün üretilmiş olan gök bilim, yer bilim, ne varsa yani. Ne varsa, sayı bilim. Ya sayı bilim. Sayı. Ya güneşin etrafını söylüyor. Bugünkü bilgiye çok yakın bilgiyle. Evet. Ama ben onu fersa adım ayrımıyla çok kolayca hoş görülebilir görüyorum ama söylüyor yani. Evet. Bunları söylüyor. Evet. Zaten o gelenekte yani Ali geleneğinde akıl bilimleri geleneği olmasaydı 6. İmam Cafer-i Sadık Medine'de üniversitesini kurduğu zaman medrese diyorlar ya oyunun bugünkü dilde üniversite demektir. Kurduğu zaman sadece orada hukuk bilimini kurdu ama sadece din bilgilerini değil, aynı zamanda akıl bilimleri öğretiyordu. Onu dinleyenlerden birisi Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan. O da Arap değil bu arada. Yani Cabir bin Hayyan. Üstadını yani Cafer-i Sadık'ı dinleyerek not tuttu. 7 kitap yazdı. Ve bu 7 kitap yeryüzünde, Avrupa'da da kimya biliminin kurucusu sayılır. Yani insanlığın simyadan kimyaya dönüşmesini kim sağladı? Cabir bin Hayyan. Yani Cafer-i Sadık sağladı. Çünkü bu gelenekte bu vardır. Yani akıl bilimleri geleneği vardır. Evet. Siz ne dediniz? Savaşçı. Savaşçılığına gelince savaşçı olmasına savaşçı. Mecbur. Şartlar. Onda da hiçbir şey yok. Bir de yaratılıştan gelen bir güç. Evet. Ama bence aynı zamanda manevi olarak güç alıyor savaş sırasında. Ve bir sıradan, olagan bir kişinin yapamayacağı işleri yapıyor. O Hayber Kalesi'nde evet kapıyı çıkardı, kalkan yaptı. Ya bir insan nasıl kapıyı çıkarır, kalkan yapar? Ali ise yapar. Evet. Bedir Savaşı'nda karşı taraftan Mekkelilerden ölenlerin yarısını İmam Ali öldürdü. Ama o başına sıkıntı açtı. Niye? Çünkü o bütün akrabaları Müslüman olsalar bile hep Ali'ye kötü gözle baktılar. Evet. Ya bu bizim işte babamızı öldürdü, bu bizim amcamızı öldürdü. Yani tamam ölen amca kafirdi ama akrabalık diye bir duygu var. Evet. Yani İmam Ali'nin bu arada devlet başkanlığının gecikmesinde bunun da etkisi var. Yani düşünün ki bir savaşta bir savaş oluyor. Bedir Savaşı'nda iki taraf savaşıyor. Karşı taraftan Müslümanlar 300 kişi, karşı taraf 1000 kişi. Karşı taraftan ölenlerin yarısını bir kişi öldürüyor. İmam Nasıl bir güç yani bu? Evet. Allah'ın arslanı demesi o yüzden. Ondan evet. Evet. Allah'ın arslanı. Şir-i Hüda o da derler farçası. Bizim Ahmet Yesevi de öyle diyor. Hoca Ahmet'e medetkâr, Şir-i Hüda Ali'dir. Evet. Yani bana yardım eden evet. Ali'dir diyor. Evet. Zaten onun soyundan evet. geldiği söyleniyor. Evet. Başka? Başka yine örnek çok da, bir örnek benim çok hoşuma gider. Hendek Savaşı'nı biliyorsunuz. Evet. Mekkeliler geldiler. Çok kalabalık bir orduyla geldiler. Ve şu artık şu Muhammed'den kurtulalım. Bunun işini bitirelim, bu Müslümanları öldürelim de bu karmaşaya son verelim. Mekke'mizi, Kabe'mizi ve haccımızı ve ticaretimizi kurtaralım. Savaşın amaç rant. Rant var tabii. Rant da var yani. Evet. Ve onların geldiğini duyan peygamber danıştı. Peygamber dünya işlerinde danışırdı. Hatta bazen bir şey söylediği zaman kendisine denirmiş ki bu söylediğiniz vahiy mi kendi aklınızın görüşü mü? Vahiy. Tamam. Kendi aklınızı tartışalım. Bizim de aklımız var. Ya o zaman öyle yani. Evet. Ve dedi ki ne yapalım? Salman-ı Farisi İranlıdır biliyorsunuz. O yüzden Salman-ı Farisi denilir ve hep İmam Ali'nin safında yer almıştır bütün sonraki kavgalarda. Salman-ı Farisi dedi ki bizim de İran'da dedi şehirler kuşatıldığı zaman etrafına hendek kazardık dedi. Böylece düşmanlar o hendeyi geçip gelemezler.
gelseler bile zayıf durumda gelirler. Geçerken onları oklarız filan dedi ve hendek kazdılar. Hendek kazdılar ama gelen Mekke ordusunda öyle bir bahadır, bir savaşçı vardı ki hendek falan dinlemeyen bir adam. Dev gibi bir adam. Dev ve yenilmez savaşçı. 10 kişi karşısına çıkar onu da yener. Böyle bir adam yani. Amr diye bir adam. Amr. Amr tabii bu arada zırhlı tabii kendisi. Tabii. Zırhlı. Hem dev hem zırhlı. Atıyla ve birkaç adamıyla vurdu hendeyi geçti. Geçti Mekke tarafı yani Medine tarafına Müslümanların karşısına geçti. Ve meydan okudu. Er diledi. Şimdi Arap töresinde er dilediğiniz zaman ona er ile karşılık vermeniz gerekir. Yani Arap'ın da töresi var yani. Bu da bir halk neticede. Evet. Ne demek er dilemek? Yani kim benim karşıma çıkıyor savaşçı olarak? Ya şöyle dedi. Ey Müslümanlar! İçinizde hemen derhal gecikmeden inandığı cennete gidip hurilerle kucaklaşmak isteyen varsa hemen göndereyim çıksın karşıma dedi. Ölünce cennete gidiyorlar ya. Evet. Ve hurilerle kucaklaşıyorlar ya onu söylüyor. Evet. Bütün sahabenin başı eğildi. Niye? Çünkü o intihar. Gitmek ölmek gitti. Evet. Anlamsız yani. Bir şans yok. Yani ölmemek diye bir şey yok. Herkes biliyor bunu. Karşıda bir dev adam. Bunlar. İmam Ali dedi ki ben giderim. Peygamber dedi ki Ali bu Amr. Olsun dedi ben de Ali'yim. Dur sen dedi. Tekrar sordu yok mu dedi peygamber. Bütün başlarında. Ali ben gideyim. Dur Ali dedi. Üçüncü sordu yine başlarında. Ali'nin başına kendi tolgasını geçirdi. Miğfer. Evet. Tolgasını geçirdi ve Zülfikar'ı eline verdi. Evet. Ve orada dedi ki: "La feta illa Ali." La feta yiğit yok. Yiğit yok. Evet. Sadece Ali. "La seyfe illa Zülfikar." Kalı kılıç yok. Sadece Zülfikar. Ve orada dedi ki: "Cisimleşmiş iman Ali. Cisimleşmiş küfre karşı." Dedi ve yolladı. Ali gitti. Dedi ki ben varım. Seninle savaşmaya geldim. Amr dedi ki atın üzerinde Amr. Ali yaya. Amr dedi ki sen kimsin? Benim tarafımdan öldürülmek şerefine layık asil birisi misin dedi. Ben köle öldürmem dedi. Öldüreceği kesin de seçerek öldürüyor. Yani Amr öldürdü. Arap töresinde bu da var ha. Öldü ama kim öldürdü? Evet. Bu Arap töresi dediğim İslam'dan önceki evet. Arap. Cahiliye döneminde. Yani neticede törelerle yaşıyor bu halk doğru. Yani. Hammurabi kanunları geçerli. Kendilerini İbrahim'in dinine mensup sayıyorlar falan yani. Öyle İbrahim biliyorlar, benimsiyorlar yani. Ataları biliyorlar. Her neyse. Dedi ki İmam Ali, ben dedi Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Nasıl dedi, yeteri kadar asil miyim? Tabii Ebu Talib. Tabii, ileri gelenlerden. Çok büyük bir zat, sevilen bir zat. Amr dedi ki, evet dedi, asaletin tamam dedi. Ama ben babanı çok severdim. Dolayısıyla seni öldürmek istemem dedi. Git çocuk dedi, git canını kurtar dedi. Başkası gelsin dedi. Babanı severdim dedi. Ama dedi Ali ben seni öldürmek istiyorum. Peki dedi. Peki dedi o zaman. Ali dedi ki dur dedi. Senin bir sözün çok bilinir, meşhur. Bir Arap benden üç şey istesin mutlaka birini yaparım. Böyle de bir tanınmış bir adam yani. Kendine göre kuralları olan falan. Amr'ı çok mu övdük? Yok. Ama gerçekleri söylüyoruz. Resmettik. Kuralları olan bir adam. Evet. Evet. Sen dermişsin ki bir Arap benden üç
nesne istesin birini yaparım. Peki iste dedi. Bir dedi. Müslüman ol kurtul. Geç dedi, kahkaha attı. İki dedi. Git de canını kurtar. Geç dedi. Üç dedi. Atından in, eşit olalım. Sen attasın, ben yayayım. Böyle bir adalet olur. Adil bir dövüş olmaz ki dedi. Bundan sonra meraklı bırakalım, ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Tamam. Bakalım ne olmuş. Evet, bir ara ve sonra devam. Evet değerli izleyiciler, aradan önce tam böyle dalgalanmalı bir yerinde bıraktık. Yani heyecanlı bir yerde bıraktık. İmam Ali'nin Hendek Savaşı'nda Amr ile olan dövüşünü anlatıyoruz. Evet. Amr'a dedi ki İmam Ali, attanın da eşit dövüşelim. Sıçradı, indi atından. Hı, indi. Aynı anda kılıcını çekti. Kendi atının ayaklarını biçti. Ve at debelenirken bir toz, duman oluştu ve vurdu Ali'ye. Ali'nin başına vurdu. Ali'nin tolgası kırıldı ve başı yaralandı. Ama o toz içinde bir Allahu Ekber sesi yükseldi. Toz dağıldı. Bir vuruşta Amr'ın başını kesmiş yani İmam Ali. Amr'ın saçlarından tuttu, başı elinde havaya kaldırdı. Ve Müslümanlar Allahu Ekber diye bağırdılar. Peygamber dedi ki, Ali'nin dedi o Hendek Savaşı'ndaki bir kılıç darbesi 1000 Müslümanın 1000 yıl ibadetine bedeldir. O kadar önemli. Küfrün başını kesmiş. O kadar önemli. Evet. Ama başka ilginç bir olay var. Arap töresinde yine mübareze diyorlar. Yani böyle yeke yek, teke tek savaşta birisini öldürürseniz onun her nesnesi sizin oluyor. Yani üstündeki ganimet mi kılıç, diyorlar? Tabii. Kılıcı, kalkanı, yayı, süslü püslü elbiseleri. Çünkü Amr'ın deriden çok güzel elbiseleri vardı. Hı. Elbiseleri, başlığı, hatta ayağındaki giyimler. Çünkü hepsi para eder. İmam Ali yoksul bir insan yani. Hayatı yoksullukla geçmiş bir insan. Hiç varsın olmadı ki. Evet. Evet. Onları alabilirdi. Hakkıydı yani. Töreye göre hakkıydı. Almadı. Bıraktı gitti. Ve kız kardeşi karşıdan geldi. Ağıt yaktı. Ve dedi ki, ey Amr, öldün dedi ama sakın üzülme dedi. Öyle bir yüce tabiatlı, doğası yüce kişi seni öldürdü ki senin hiçbir nesnene, hiçbir nersene tenezzül etmedi, almadı. Ali öyle, yüce demek zaten değil mi? Tabii ama aynı zamanda Ali Cenab diyor tabii. Ali yüce demek ama Ali Cenab diyor. Öyle bir yüce tabiatlı, Ali Cenab kişi, yüce tabiatlı ben Türkçeleştiriyorum. Evet. Kişi seni öldürdü ki, yani şerefli bir kişi seni öldürdü. Adi bir kişi öldürmedi, onun için üzülme diyor. Şimdi bu da başka bir anlayış. Yani Ali'nin savaşçılığı hiç kuşku götürmez. Yenildiği savaş diye bir şey söz konusu olmaz. Bir konu daha anlatalım. Bu da ders niteliğinde. Biliyorsunuz peygamberin savaşlarından birisinde İslam ordusu yenildi. Uhud savaşı. Uhud. Niye yenildi? Çünkü savaş kurallarına aykırı davranıldı. Peygamberin yerleştirdiği okçular yerlerini ganimet hevesiyle terk ettiler. Yani savaşı kazandık ama biz de gidelim, ganimetten payımızı alalım diyerek koştular. Çok az kaldı orada. Onlar gidince öyle çakal gibi oraya bakan, hep oraya bakan Halid bin Velid, süvarileri vardı onun. Orayı görünce hemen arkadan dolaştı. Çünkü arkadan dolaşamazdı, okçular onu vururdu. Dolaştı, geldi ve İslam ordusunu arkadan vurdu ve Müslümanlar dağıldı. Peygamber de oradaki bir dağa doğru çekildi. Çekildi. Kaçtı demeyelim de birileri der ki peygamberler kaçmaz. Ya evet. Kaçar insan yani.
Neyse çekildi. Geri çekildi. Ama herkes dağıldı. Kimse yok. Peygamber yaralandı da orada. Bağırdı. Neredesin Ali? Neredesin Ali? Bak buradaki ders şu. Peygamber ya Rabbi beni kurtar. Ya peygamber değil mi yani? Nazlansın peygamber beni kurtar. Hayır öyle demiyor. Ya Ali neredesin diyor. Sesi duyunca Ali gitti. 3-5 kendisi gibi kahramanla gitti. Böyle bir taşlık yer. Oraları gördüm de yani görmüş gibi anlatıyorum. Evet. Böyle bir taşlık yerde önünde set çekti böyle. Şimdi İmam Ali ve yanında kendi seçtiği kahramanlar var yani. Hı hı. Özel birliği yani. Evet. Bir nevi muhafız birliği evet. falan. Ebu Süfyan baktı ki toparlanıp oraya gitse çok pahalıya mal olacak. Çünkü karşıda İmam Ali ve kahramanları ve bir de tepe öyle yüksek gidecek. Onlar yorgun argın gelirken birer birer başlar uçacak. Dolayısıyla artık yeter derslerini aldılar filan dedi ve dönüp gittiler. Hmm. Ama yenilmiş oldular. Yenilgiyle Uhud Savaşı ve orada. Buradan almamız gereken ders kendi yapabileceğimiz şeyleri Allah'tan istemeyelim. Bilim ne diyorsa onu yapacağız. Bilim, savaş biliminin gereği neyse o evet. yapılacak. Evet. Peygamberliğine, dindarlığına, namazına, bilmem nene güvenmeyeceksin. Ya bilime güveneceksin. Yani dere yatağına ev yapıp ondan sonra Allah'ım bizi kurtar. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. 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 Bilime, çünkü Allah'ın en keskin ayetleri evet. eşyaya, nesneye, doğaya koyduğu yasalardır. Doğru. Onlara uyacaksın. Evet. O yasalara göre yapacaksın işini. Tabii. Bundan o dersi çıkaracağız. Kesinlikle. Peygamber de oturup dua etmedi ya. Neredesin ya Ali dedi. Çünkü Ali gelirse durum değişecek. Tabii. Ali gelmezse, bulamazsa birileri gelip onu öldürebilirdi. Olabilir. Evet. Tabii yani. Ki. Peygamberlerin de öldürüldüğü tarihte çoktur yani. Hı-hı. Bu bilhassa İsrailoğulları Hı-hı. kendi peygamberlerinden öldürdüler. Evet. Zekeriya'yı hatta biliyorsunuz bir kovaladılar. Adamcağız bir boş ağacın içine, içi boşalmış ağacın içine gizlendi. Çıkaramayınca destereyle kestiler adamı ağacın içinde. Kestiler. Yani dolayısıyla savaş biliminin gereği neyse o yapılmalı çıkaracağımız evet. çok önemli ders budur. Evet. Evet. Peki Sayın Zeybek, İmam Ali'nin Tanrı kavrayışını, sonra da savaşçılığını nasıl ve anlattık, evet. akıl yönünü anlattınız. Peki İmam Ali'nin yönetim anlayışı nasıldı? Evet. Şimdi bu çok önemli bir şey ve bundan da çıkarılacak çok dersler vardır. Bir, İmam Ali kesin adalet yandaşıdır. Adalet. Hı. Yani adalet uygulanırken ayrım yapılmamalıdır. Evet. Söz gelimi Ömer'i öldüren Hürüzanfer diye bir İranlı geldi öldürdü Ömer'i. Sanırım yani Ömer onun yurdunu elinden aldı, İran elinden aldı. O da geldi öcünü aldı. Evet. Ömer'i öldürdü. Çünkü biliyorsunuz Ömer zamanında İran alındı. Hı hı. Savaştılar, Ömer yendi ve İran'ı kapladı, istila etti. O da geldi öldürdü. Ama onlar artık Müslüman olmuş gibi görünüyorlardı. Evet. Çoluk çocuğu falan da oradaydı yani. Orada yaşıyordu. Gitti Ömer'in oğlu hem Firuzanfer'i hem onun bütün sülalesini öldürdü. İntikam. Öyle bir şey yok. Bunun karşısında hukukun gereği kısastır. Haksız yere adam öldürürsen öldürülürsün. Ukubat yani yasa, İslam yasası öyleydi yani. Evet. Ali dedi ki uygulayın. Ömer'in oğlu. Osman'a dedi ki yeni halifeye. Uygulayın dedi bu yasayı. O dedi ki daha yeni ölmüş babası. Sonra bu Ömer'in oğlu. Yeni ölmüş babası ve Ömer'in oğlu. Ya bu Ömer'in oğlu dediği zaman demek ki birilerinin oğluna yasa uygulanmayacak. Öteki yurttaşlara. Yani Ali'nin adalet Hı-hı. anlayışı burada çok Hı-hı. önemlidir. Yine Ali'nin eşitlik anlayışı çok önemli. Yani söz gelimi bir seferde soruyor, hazinede ne kadar para var? Şu kadar. Kaç asker var? Bu kadar. Bölün, 4 dinar. Her askere 4 dinar. Her askere
eşit olarak 4 dinar verin her savaşçıya. Bana da 4 dinar verin. Çok iyi. Yardımcıma da 4 dinar verin. Çok iyi. Herkese 4 dinar. Hı hı. Kabile şefleri var. Komutanlık yapıyorlar. Onlar toplanıp geldiler, dediler ki ya Ali, yani senin dinarında falan değiliz, bizim gereksinimiz de yok. Ama yani sen bize de 4 dinar veriyorsun, dünkü kölemize de 4 dinar veriyorsun. Nasıl? Böyle bir şey olur mu? Bizim itibarımız var. Dedi ki İslam bunun için geldi. Eşitlik için. Ali İslam'ında demek ki eşitlik var. Ya diyorum ki bunu Lenin bile yapamadı. Tito bile yapamadı. Evet. Yani komünistler bile yapamadı. Yani. Eşitlik ne demek? Başka? Devlet yönetiminde onun... Ha bir de geliyor mesela yargıda biriler diyor ki yani... Ya da paylaştırırken diyor ki... ben diyor, bir kadın diyor ki ben diyor Arap'ım diyor. Bu Acem diyor. Ya Arap değil diyor. Bana da diyor aynı yardımı yapıyorsun. Ona da yardım aynı. Olur mu diyor, ben Arap'ım diyor. Arap'ın Acem'e üstünlüğü yoktur. Yurttaşlar eşittir. Yine Malik adında birisini vali olarak gönderdi. O mektubu çok meşhurdur. Hı hı. Valiye yazdığı mektup. Mısır valisi. Dedi ki ey Malik, gittiğin yerde iki tür insan var. Bir Müslüman kardeşlerin, bir de insan kardeşlerin. Onlar Müslüman değil ama onlar da senin insan kardeşlerin. Onlara eşit davranacaksın, adil davranacaksın, hepsinin hukukunu gözeteceksin ve ayrım yapmayacaksın. Tam sosyalist. İnsancıl. 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 Evet. Evet, insancıl. Ali insancıl. Evet. Yani insancıllık başka nasıl olur? Kesinlikle. Yani üstelik daha Müslümanlığın ilk dönemleri. Hayır. Müslüman mı değil mi diye ayrım yapmayacaksın. Bunu söylüyor. Peki bir de liyakat esası var. Liyakat. Devlet başkanı olunca biliyorsunuz işte çok da istemedi. Yani peygamberin ölümünden sonra 25 yılı kuyu kazarak ve ağaç dikerek geçirdi. 25 yıl. Bazen danışıyorlardı, söylüyordu. İnsanlar bir şey sorunca söylüyordu. Onun dışında 25 yıl geçimini sağlamak için, evinin, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için kuyu kazdı, başkalarına için. Kuyu ırgat gibi yani. Hı hı. Kuyu kazdı ve o kuyunun suyuyla hurma ağaçları dikti. Bir taraftan da yeşillendiriyor yani. Evet. Çevreyi. 25 yıl sonra Osman ölünce kendisine işte devlet başkanlığı sundular. Çok da istemedi ama sonunda kabul etti. Fakat diyor ki artık din bozuldu diyor artık diyor. Din bozulmuştur diyor. Dini diyor insanlar, din o hale gelmiştir. Daha ki, o zaman bozulmuş. Tabii ki kendi dini diyor insanlar yani yöneticiler kendi çıkarlarına alet ediyorlar diyor. Bakınız şurada bir yerde tam sözleri vardır ama neyse. Evet. Yani kendi, o zaman bile bozulduysa şu zaman. O zaman bile değil. Peygamberin ölümünden sonra başladı bozulmaya. Evet. Ya Osman döneminde yani başlıca anlaşmazlık onları. Osman akrabalarına her türlü makamı veriyor. Akrabaları Ümeyyeoğulları, Emevileri zengin ediyor. Ve söz gelimi İslam'ın başına bela olan Muaviye'yi Şam valisi olarak tayin ediyor. Ama Şam valisi tayin eden Ömer, Osman Suriye valisi yapıyor. Ve bir nevi kral yaptılar. Evet. Ve ondan sonra da Müslümanlık diye bir şey resmi olarak kalmadı. Kalmadı. Diyor ki bozulmuştur diyor filan. Onu düzeltmeye çalışıyor filan. Bu arada yanına Zübeyir ve Talha geliyor. İkisi de yakını. Hı. Ve halifelikte de onu desteklediler. Hı hı. Ve akrabası. Anladım. Dediler ki bizi vali yap. Bak biz senin, sen artık devlet başkanısın. Bizi de işte şuraya buraya vali yap. Dedi ki siz dedi valilik yapamazsınız.
O nitelik sizde yok. Ama sizi kendime danışman yapayım ve size danışayım. Bunlar küstüler, gittiler. Peygamberin hanımı Ayşe'yi de kışkırttılar. Ve Cemel vakası böyle başladı. Evet. İsyan ettiler yani. Hı hı. İkisi de öldü tabii orada. Hı hı. Yani işleri layık olana vermek. Akrabaya değil. Kur'an'a göre. Damatlara değil. Emaneti ehline verin. Ehline, damatlara değil. Akrabalara değil, partidaşlara değil. Ya kim yapıyorsa ona. Hak edene. Hak edene verdiğiniz zaman, deprem olduğu zaman bu kadar sıkıntı olmaz. Peki. Bilen adamlara verirsin. Doğru. Söz gelimi. Ekonomiyi bilen adamlara verirsen, ekonomi bu kadar sıkıntıya girmez. Doğru. Ehline vermek. Tabii. Layık olana vermek. Liyakat kavramı. Temel kavramlardan biridir. İmvalinin devlet yönetiminde. Evet. Ne garip iştir ki Hristiyan zannettiklerimiz bu kuralı uyguluyor, Müslüman zannettiklerimiz uygulamıyor. Hristiyan, Müslüman, ateist, panteist, şu bu hiç mesele değil. Mesele şu, bu kuralı kim uyguluyorsa başarı olur. Aynen. Bak kim akıl ve bilim yolundan gidiyorsa başarılı olur. Onun dini, inancı, mezhebi ayrı bir konu. Kim liyakatı esas alırsa o başarılı olur. Akıl. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, ne olursa olsun din dışı yani söz gelimi ateist olabilir. Japonlar mesela dinsiz güya. Yok dinleri var, milli dinleri yani var. Semavi din anlamında. Ya ne semavisi, o da bir uydurma laf ya. Niye yani Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık semavi de? Sema gökten mi düştü o dinler? Budizm niye semavi değil? Böyle bir laf çıktı evet. Söylenip duruyor. Efendim Budizm niye semavi olmasın? Yani. Konfüçyüs, Sokrat niye semavi olmasın? Yani bu böyle ama siz bunu kullanmakla yanlış yapmadınız. Çünkü bu böyle kullanılıyor. Ben de karşı çıkmakla yanlış yapmadım. Çünkü düzelmesi lazım bu şeyin. Evet. O yüzden bunun uygulanması lazım. Ali de o liyakat esasında çok keskindi. Yani liyakatı çok keskin olarak uyguluyordu. Evet. Evet. Evet, eşitlik, dürüstlük. Şimdi bakınız kardeşi. Akil. İmam Ali'nin kardeşi. Hı hı. O da geldi. Dedi ki, ya Ali, ya artık hazine sende. Sen devletin başısın. Ben de alışveriş yaptım ama battım. Battım. Bana biraz hazineden para ver. Alışveriş yapayım. Kazanayım, getireyim, geri ödeyeyim. Hayır demiştir. Tabii ki. Dedi ki, ya Akil, bu para benim olsa hepsini sana veririm zaten. Ama bu benim değil ki, bu halkın parası. Ben nasıl sana veririm bunu? Veremem dedi. Akil gitti Muaviye'ye. Muaviye dedi ki, ne kadar para lazım? Şu kadar. Bir kese altını verdi, al dedi. Bu yeter mi? Yeter. Bu da fazladan dedi. Ne zaman dedi para ihtiyacın olursa hiç çekinme bana gel. Ama kötü niyet. Akil Sıffin Savaşı'nda İmam Ali'nin safında değildir. Ya. Ama Muaviye böyle böyle. Satın aldı. Muaviye böyle satın alarak, makam vererek, mevki... Kendisine düşman olanları bile çağırıp gel işte şunu vereyim bunu vereyim diyerek kendi safını yanına çekti. Alıyordu yani. Böyle de başarılı olunur. Evet. Oldu. Ama niye İmam Ali'ye düşmandı Muaviye? İmam Ali'ye düşmanlığı yok. Saltanat kendisinin olması lazım. Saltanatı o. Benim. Çünkü o İmam Ali saf İslam'ı temsil ediyor. Evet. Dürüstlüğü temsil ediyor. Evet. Eşitliği temsil ediyor. İslam İmam Ali'nin diye, kuralları işine gelmiyor. Tabii ki İslam neyi temsil, İslam ne amaçla geldiyse onu temsil ediyor. Evet. Buna mukabil Muaviye ise babası Ebu Süfyan'ın ve peygamberin amcası Ebu Leheb'in ortak dini olan dine dayalı soygun düzenini temsil ediyor. İşte bu. Dolayısıyla onlar dinin
şeklini namaz, oruç falan gösterir, şu bu, cami, işte mescit falan, hepsi tamam. Ama İslam'ın özü yok. Adalet yok, eşitlik yok, doğruluk yok, dürüstlük yok. Halk arasında servetlerin adil yayılması diye bir kavram yok. Her şey Ümeyye oğullarına ve Emevilere toplanmış filan. Kur'an'daki İslam'a karşı aslında. Ali'ye karşı değil. Yani Ali'ye karşı oluşu şu yani. Ali halife olunca hayır ben olacağım diyor. Ama o olunca da işte düzeni değiştirecek. Ayrıca da ben olacağım diyor. Yani eski düzene dönmek istiyor. Ayrıca da onun İslam'ı ile Ali'nin İslam'ı birbirine zıt. Zıt. Ters yani. Evet. Evet yani hiçbir şekilde uyuşmuyor. Evet. Başka yönetim anlayışı nasıldı Ali'nin? Evet yani esas itibariyle söz gelimi Ebu Zer diye bir şahıs var. Ebu Zer kim? Ebu Zer çok ilginç. Müslümanların Robin Hood'u. Daha Müslüman olmadan önce Gıffer diye bir kabile var. Savaşçı bir kabile. Biliyorsunuz Araplar Müslümanlıktan önce kabile hayatı yaşıyorlardı. Müslümanlık onları birleştirdi, ulus yaptı. Doğru. Ulus devlet kurdular. Sonra da o aldıkları güç ile, birleşmekten aldıkları güç ile Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Mısır'ı, Türkistan'ı filan filan aldılar. Yani insanın başına da bela oldular. Tabii yani. Gittikleri yere adalet filan götürmediler. Zulüm götürdüler, evet. Yağma götürdüler. Evet. Efendim işte bu çünkü artık Muaviye İslam'ıydı, Müslümanlığıydı. İslam denmez ona da Muaviye Müslümanlığıydı. O Emeviler deyip dururuz da Abbasiler de ondan de sürdüler. Biraz farklıydılar ama o kadar da farklı değildiler. Evet. Ebu Zer-i Gıffari daha Müslüman olmadan önce eşitlikçi birisi. Onun için İslam sosyalizmini savunanlar evet. Ona dayanırlar. Eşitlikçi bir adam. Ve putlara da inanmıyor. Ne ayağı bu? Menat diye putları var. O kabilenin heykeli var. Gidiyor heykelin önüne süt koyuyor. Diyorlar ki ya o süt içer mi? İşte ondan sonra da süt bile içemeyeninden ne bekliyorsunuz siz falan diyor. Böyle birisi gidiyor kervanları basıyor tek başına. Ve zenginlerin malını alıyor götürüyor yoksullara dağıtıyor. Tek başına. Böyle bir bela yani. Bu arada diyorlar ki ya Ebu Zer Mekke'de senin gibi konuşan bir adam ortaya çıktı. Git onu bul diyor birileri. O da gidiyor Mekke'ye. Gidiyor hemen Kabe'nin yanında, merkez orası. Diyor ki burada Muhammed bin Abdullah varmış. Abdullah'ın oğlu Muhammed. O nerede? Ne yapacaksın? Ya o iyi şeyler söylüyor. İyi şeyler mi söylüyor? Bunu dövmeye başlıyorlar kalabalık. Toplanıyor. Sonra biri diyor ki ne yapıyorsunuz? Bu gıffarilerden Ebu Zer. Duyarlarsa gelir Mekke'yi basarlar onlar filan. Bırakıyorlar ama İmam Ali de çocuk. Bunu alıyor, koluna giriyor, peygamberin yanına götürüyor. Bu beşinci Müslüman. Daha yeni de Müslümanlık gelişiyor. Anladım. Ve bu çizgisinden hiç sapmıyor. Hiç sapmıyor. Ona uyuyor, akıl. Zaten aklın yolundan gidiyor. Zaten aklı da, vicdanı da öyle onun. Ve mesela Osmanlı zamanı gidiyor Osman'a, dikiliyor karşısına. Ya Osman diyor, bu ne diyor? Sen devletin başına geçtin. Senin bütün adamların zengin, bütün makamlara onu getiriyorsun. Senin 4000 tane deven var. Birçok yoksulun bir tane bile yok. Dağıt bunları senin ihtiyacına kadar. Kur'an'da demiyor mu? İnfak ihtiyaçtan fazlasını dağıtmaktır. İnfak yani nafakalandırma. Yani birilerine vermek bir şeyler. O da diyor ki ben ne gördüysem onu yaparım. Ben 40'ta birini veriyorum zaten falan. Olur mu falan filan. Konuşuyor yani. Bir türlü baş edemiyor onunla. Osman. Evet. Gönderiyor Muaviye'ye. O daha disiplinli diye. O bunu halleder diye. Sürüyor yani. Gidiyor bu Muaviye'nin sarayın önünde. O tabii gelişini haber alıyor Muaviye. Karşılıyor. Oo diyor büyük
Ebu Zer gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş, gel. Senin için yer hazırladım, yemekler hazırladım, sofra hazırladım. Gel ye iç falan diyor, dur diyor. Bu saray diyor, Yeşil Saray, Aksaray değil, Yeşil Saray. Öyle itibardan tasarruf olmaz diyenler hep saray yaptırırlar. Dur diyor, bu saray halkın parasıyla mı, kendi paranla mı? Eğer halkın parasıysa sen hırsızsın. Kendi saltanatın için halkın parasını kullanıyorsun. Kendi paranla yaptıysan müsrifsin. Bir de bu parayı nereden buldun? İsraf edenler şeytanın kardeşleridir. Ayet. Ben senin yemeğini yemem diyor. Çekip gidiyor. Kendisine küçük bir yer buluyor filan. İşte orada yaşarken bu altın gönderiyor. Onu da reddediyor. Şey filan. Bu konuşuyor. Korkmuyor çünkü. Korkusuz bir adam. Tek başına kervan basan bir adam bu vaktiyle. Evet. Müslüman olmadan önce de. Muaviye diyor ki, mektup gönderiyor. Bunu başımdan al diyor. İsyan çıkartacak bu diyor. Bunun üzerine geri alıyor ama onu bir küçük bir vahaya, sürgüne gönderiyor. Ve o vahadan çıkmayacaksın diyor. Karınla birlikte orada yaşayacaksın. Kimse de götürmesin bunu diyor. Osman diyor. Diyor. Kimse de götürmesin diyor ama İmam Ali dinler mi? Yanına Hasan'ı ve Hüseyin'i alıyor. Ebu Zer'i götürüyorlar, oraya yerleştiriyorlar, işte ona bakıyorlar. Zaman zaman yiyecek götürüyorlar falan. Yani Ebu Zer'i kolluyorlar. Evet. Ve Ebu Zer orada öldü. Öldüğü zaman karısı cenazeyi nasıl gömeceğim bu ıssız yerde diye böyle oraya buraya bakarken birkaç kişi geçiyorlar. Çağırın diyorlar ki, kocan çağırıyor, kocam öldü. Ve onlar kaldırıyor. Ha, bu Ebu Zer'miş diyorlar filan. Ve onlar kaldırıyor cenazesini filan. Yani Ebu Zer başlı başına bir olaydır. Evet. Hep Ali'nin safında yer almıştır. Çünkü hep adaletin, eşitliğin safında yer almıştır. Mansur gibiymiş. Bu arada evet. İmam Ali ile ilgili şaşırtıcı bir şeyler daha söylemek isterim. Ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum. Arkadaşımız öğrenir, bize işaret ederse ondan da seviniriz. Ama İmam Ali ile ilgili söz bitmez. Bitmez. Evet. Şimdi şöyle, siz İmam Ali'nin Allah anlayışını sordunuz ya. Evet. Evet. Bir defa vahdeti vücutçudur. Vahdete inanır yani. Vahdet ne demek? Varlık birliğine inanır. Varlık birliğine inananların en bilineni kimdir? Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali. Varlık birliğine inandığı için Enel Hak diyen bir kişi vardır. Hallacı Mansur. Hallacı Mansur. Hallacı Mansur da Alilidir. Evet. Ali yolundan gidendir. Evet. Tabii onun için adalet uğruna, eşitlik uğruna mücadele etmiş ve şehit olmuştur. Enel Hak sözü mollaların bahanesi olmuştur. Evet. O zaman Hoca Ahmet Yesevi de Alili. Elbette zaten öyle. O da Alili. Hacı Bektaş da Alili, Yunus da Alili. Şimdi size Ali'nin bazı sözlerini söyleyeceğim. Nereden aldım? Hacı Ahmet Kayhan Dede'nin Adem ile Alem adlı kitabından aldım. Ali diyor ki, bulutları tahrik eden benim, şimşeklerden gürültü çıkaran, yıldırımları tarakalandıran benim. Irmakları akıtan benim. Gökleri yükselten, Eyyub'u belaya düşüren ve ona şifasını veren benim. O orada enaniyetten bahsetmiyor. Ne diyor burada? Varlık. Enel gerçek Hak diyor varlık. Yahu. Evet. Enel Hak diyor. Evet. Bunu söylerken Enel evet. Hak diyor. Evet. Yani bunu iyi anlamak lazım. Tabii ki. Enel Allah demiyor bu arada. Enel Hak diyor. Dolayısıyla çünkü Allah kavramı, bunu tabii bir gün anlatmalıyız. İnce bir konudur. Allah hak ile halkın birliğidir. Evet.
Hak ise halkın batınıdır. Şimdi söylediği nedir? Söylediği vahdettir. Vahdet sırrı vardır burada. Enel hak sırrı ve vahdet sırrı vardır. Efendim, şimdi İmam Ali ile ilgili buradan başlayarak yürüyelim. İbn-i Arabi, Muhittin-i Arabi denilen gerçekten büyük bir kişilik vardır. Ve vahdet-i vücudu en uzun anlatan odur. En ayrıntılı Füsusul anlatan odur. Hikem. Efendim? Füsusul Hikem. Füsusul Hikem tabii çok küçük ama çok büyük. İçi hı hı. Çok dolu. Her beti, sayfası uzun uzun anlatılacak bir kitaptır. Ama onun bir de açlık bir kitabı vardır. Böyle 7000 sayfa Fütuhat-ı Mekkiye. Evet. Fütuhat-ı Mekkiye'de 450 sayfalık korkmasın insanlar. Ya biz nereden alıp okuyacağız diye. Çıktı bu arada, Türkçesi çıktı. 7000 sayfanın 450 sayfalık bir özetini. Nihat Keklik adında bir hoca yayınladı ama özete bak, 450 sayfa. Evet. Orada diyor ki Muhittin Arabi, Allah kendi nurundan önce hebayı yarattı. Heba. Adı heba olan bir nur alemi. Hı hı. Çünkü Allah yaratırken kat kat nur olarak varlık görüntüsüne ulaşıyor. Ama önce bir nur alemi, sonra daha kesif manadan bir madde. Nur alemi. Evet, evet. Ulaşıyor. Heba'nın, yani bu ilk yaratılan alemin en yüce kişisi diyor Muhammed'dir. O yüzden bu aleme hakikat-ı Muhammediye denir. Ama bu şu demek. O yüzden bu aleme hakikat-ı Muhammediye denir. Yani isim böyle verilir. Hı. İsimlendirme hı. Böyle. Ama orada Muhammed'in en yakını Ali'dir. Şimdi sıkı durun. Kolay hazmedilemeyecek bir cümle geliyor. Muhittin Arabi söylüyor, ben söylemiyorum. Hı. Ali bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrıdır. Sırrıdır. Bu ne demek şimdi? Ben de vaktiyle yanımda Mehmet Görmez oturuyordu, o bir işlere meraklı bir Diyanet İşleri Başkanı. Dedim ki bu konuda ne diyorsunuz, nasıl anlarsınız bunu? Yani İbn Arabi'nin bu sözünü nasıl anlarsınız? Ali bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrıdır sözünü nasıl anlarsınız? Dedi ki bende Arapçası var, bir bakayım da sizi arayayım. Hala arayacak. Söyledi bu. Ama aslında bu sır değil. Peygamberin böyle bir sözü var. Ali bütün nebilerle geldi ve bende aşikare çıktı. Yine söylüyorum. Ali bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrıdır. Bütün alemin imamı ve bütün nebilerin sırrı demek şu demek. Peygamberin hadisine göre diyor ki Ali bütün nebilerle geldi, bende onda gizliydi, sırdı. Bende o açığa çıktı. Aşikare çıktı. Evet, bütün nebiler derken yani sadece Kur'an'da adı geçen peygamberleri değil. Hı hı. Yani yeryüzüne gelen, insanlığa gelen ve hak ile halk arasında haberleşmeyi sağlayan kişilerdir onlar. Yani İslam inancına göre konuşuyoruz. Onlar haberleşmeyi sağlarlar. Elçi olarak gelirler. Hak ile halkın, yani insanlara haber iletirler. Değil mi? Evet. Kimisi işte kitap da getirir, şeriat da getirir. Kimisi de getirmez. Hı hı. Kitap da getirmez ama eski gelenleri yeniler söyler. Böyle inanılıyor. Evet. Ha. Şimdi burada Ali'nin yeri başka. Yani Ali birileri efendim dört halifeden biri. O yüzden biz de saygı duyarız diyorlar.
orada biraz durun. Bakınız ne diyor İbn Arabi ve peygamber söylüyor onu, ondan alıp söylüyor. Bütün nebilerin sırrı. Ali başka bir şey. Dolayısıyla biz Hak, Muhammed, Ali dediğimiz zaman Hak batınıdır. Halkın. Yunus Emre diyor ya, bizi aşikar eyledi, kendin pinhan eyledi. Bizi gizledi kendinde. Kendini bizde gizledi. Kim? Hak. Hak. Bizi aşikar eyledi. Muhittin Arabi de diyor ki, Hak, halkın. Burada halk dediğimiz insanlar değil yanımız. Bütün yaratılanlar. Yani görüntüye çıkanlar. Halk edilenler. Halk edilenler. Yani gökler, göklerdeki galaksiler, gökadalar, şunlar bunlar hepsi. Diyor ki bizi, yani biz dediği var edilmiş olanları görüntüye çıkardı, bizi kendi içinde gizledi. Bizi bizden gizledi ama. Tanrı bir saklandı falan değil ki. Aşikardır o yüzden. Yüzünüzü nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır diyor İmam Ali. Zaten Kur'an'da da bu böyle söylenir. Mevleviler de bunu cemlerinde okurlar. Dönüyorlar ya yani. Evet. Nereye dönerseniz sema yüzü oradadır diye söylüyor. Söylerler. Şimdi demek ki Ali'nin çok ince bir yeri var. Evet. Yani bir anlamda işte şah-ı velayet dediğimiz sır oradadır. Velayetin şahı deriz. Evet. Şimdi efendim tabii Ali çok çok artık bilinen ve söylenen peygamberden sonra peygamberin vasiyet ettiği devlet başkanıydı. Onu vasiyet etti. Bunu hem haçta yaptığı yani peygamberin veda hacı diyorlar ya, evet, aslında veda hutbesi var orada. Hutbesi. Aslında tek hacıdır. Peygamber başka hac yapmadı yani. Peygamberin tek hacı odur yani. Orada da söylüyor. Yani benden sonra iki emanet bırakıyorum. Onlara yapışırsanız yolunuzdan şaşırmazsınız. Birisi kitap, Kur'an-ı Kerim. Birisi de Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt kim? Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'in kim olduğunu ev halkı konuşmalıyız. Ev halkı. Ama hangi ev halkı? Yani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ev halkı oluyor. Hazreti Muhammed'in ev halkı. Peki bu ev halkı içinde kimler var? Kızı Hazreti Fatma. Hazreti Fatma'nın eşi Hazreti Ali damadı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Bu kadar. Dört ana. Bunlar. Ya yani bazıları diğer çocukları yaşamadı. Eşlerini de düşünüyor diye. Evet. Hayır. Eşleri bu kavrama dahil değil. Değil. Şimdi sözlerin bir sözlük anlamı vardır. Hı hı. Bir de kullanım anlamı vardır. Hı hı. Buna istilah anlamı da denir. Dolayısıyla ev halkı deyince sanki bütün ailesi, evet, eşleri falan da akla gelebilir. Hayır. Hatta bunu doğrulayan bir olay da var. Peygamber bunu söylediği zaman insanların içinde söylüyor ve abasının altına Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i getiriyor ve diyor ki ey insanlar bilin benim ehli beytim bunlardır. Evet. Ev halkı bunlardır. Eşlerinden birisi oradaymış. Diyor ki ben neyim diyor. Sen peygamberin eşisin, bu şeref sana yetmiyor mu diyor. Yani sen ev halkından değilsin. Sen peygamberin hanımısın. Ama Ehl-i Beyt budur diyor. Dolayısıyla kimse ev halkı falan diye işi karıştırmasın. Tercüme doğrudur ama istilah anlamına doğru değildir. Evet. Ev halkı. Bunun manası ne? Bu ev halkı Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'e bağlandık. Peki Fatıma öldü. Zaten çabucak öldü o. Peygamberden 6 ay sonra öldü o. Dayanamadı öldü. Evet. Efendim sonra İmam Ali, o da neticede öldü. Hasan ile Hüseyin de öldü. Ev halkı bitti. Hayır. Ev halkı onların soyundan gelenlerdir. Ve dünya durdukça, hı hı, insanlar yaşadıkça o ev halkı yaşayacaktır. Burada tabii bir başka incelik var. Kur'an'da bir sure var. Kevser suresi. Kevser suresi niye geldi? Şundan geldi. Peygamberin
biliyorsunuz iki oğlu oldu. Birisi Kasım, birisi İbrahim. Kasım da İbrahim de küçükken öldü ama Kasım ilk oğlu olduğu için peygamberin künyesi Ebel Kasım da denir. Kasım'ın babası. Öyle de bilinir. Hala İran'da öyle söylerler. Ebel Kasım falan derler. Bizde pek kullanılmaz. Biz de Hazreti Muhammed deyip geçiyoruz. Ben de İmam Ali deyip mesela anlatıyorum. Siz Hazreti Ali diyorsunuz. İkisi de olur. Peygamber bunu söyledi. Söylerken ondan kastı bunun devamıydı. Ama Kevser suresinde niye geldi? İbrahim ölünce Araplar dediler ki ya işte görüyorsunuz ya oğulları yaşamıyor. Araplarda oğulları yaşamayana soyu ebter. Kesik ebter denir. Hı. Soyu kesik yani. Güdük yani. Hı. Soyu kesik. Ve alay ettiler. Yani dediler ki ya bu sizin peygamberinizi Allah sevseydi ona zaten oğul verirdi filan dediler. İşte orada indi. Oradaki Kevser Fatıma'dır. Öyle Kevser havuzu falan filan değil. Kevser havuzu olursa hiçbir manası kalmaz surede. Evet. Dediler Kevser havuzun filan. Böyle bir şey yani yine sözcüklere sonradan anlam verilir. İnne ateyna kel Kevser fesalli li rabbike venhar inne şaneke ölebler. Yani diyor ki sana hani efter diyorlar ya. Hı hı. Asıl onlar efterdir. Onların soyu kesilecek, kalmayacak. Kaldı mı? Onların soyunu kimse hatırlamıyor. Doğru. O söyleyen Arapların soyunu kesildi gitti. Ama diyor ki biz sana Kevser'i verdik. Onun için Kevser kim? Fatıma ve Fatıma'nın soyu. Fatıma'dan gelenler İmam Ali ile birlikte Fatıma'dan gelenler dünya durdukça var olacaklar. Nitekim İslam dünyasının her yerinde bilhassa Türkler arasında peygamberin soyundan gelenler yani Kevser'den gelenler Kevser'in çocukları o soydan Kevser ile İmam Ali'nin soyundan gelenler her dönemde vardırlar. Onlar bugün de vardırlar. Adları hep anılacak. Ve onlar hemen yani söz gelimi Sovyetler Birliği'nde din yasaktı. Sovyetler Birliği dağılınca Türk Cumhuriyetlerinde hemen dine sahip çıkan o peygamberin soyundan gelen, Ali'nin soyundan gelen kişilerdir. Yani hemen onlar ortaya çıktılar ve bildiklerince, işte öğrenebildiklerince çevreye Müslümanlığı anlatmaya başladılar filan. Yani birçok yerde zaten böyle olur. Ali yaşasaydı, şöyle diyelim, Ali eğer İlk dönemde yani peygamberin ölümünden sonra devlet başkanı olsaydı peygamberin vasiyet ettiği gibi Müslümanların hali böyle olmazdı. Akıl ve bilim yolundan giderlerdi. Adalet yolundan giderlerdi ve bambaşka bir İslam dünyası oluşurdu. Ama ne yazık ki peygamberden sonra kısa bir dönem Ali dönemi dışında çok kısa bir dönemde yine Ömer bin Abdülaziz var. O Hazreti Ömer denilen halife değil, ayrı birisi. O dönemlerde böyle ara ara gerçekten adaletin hakim olduğu, bilimin hakim olduğu dönemler olmuştur ama sonunda ne yazık ki cehalet yani Ebu Cehil'in ve Ebu Talib'in sömürücü, soyucu din sömürüsüne dayanan din anlayışı sürüp gitmiştir. O yüzden bugün yeryüzünde baktığınız zaman yani ya şu bak şu ülke Müslüman halktan meydana geliyor ve bunların durumu iyi diyebileceğiniz hiçbir yok. Hiçbir yer yok. Bilimde İran biraz farklı. Onlar da Ehl-i Beyt'i esas aldıkları için bilime gerçekten önem veriyorlar ve bu yolda yürümeye çalışıyorlar. Evet değerli izleyicilerim, bugün de böylece söyleşimizi tamamlıyoruz. Dilimizin döndüğünce Nevruz ve İmam Ali ile ilgili bir söyleşi yaptık. Ama özellikle yine söylüyorum İmam Ali'nin bilim konusunda söylediği sözleri keşke mümkün olsa da izleyiciler
Gençler bunu çok iyi yapıyorlar. O bölümü hani kısa şort mu diyor? Şort. Şortlara koysalar da insanlar görse ve şaşırsa. Yahu İmam Ali bunları nereden biliyormuş? Bunlar ancak çağımızda bilinen bilgiler. Bunları nereden biliyorlarmış dese ve işi doğru anlasalar diye düşünüyorum. Evet, değerli izleyiciler, size iyilik, sağlık, esenlik ve mutluluk, başarılı, uzun dirlik diliyoruz. Sağ olun.